Merhabalar, ismim Ufuk Ongun. Size İzmota Expert'in 1. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. Geçen hafta sorulan sorulardan bir tanesi Hyundai Tucson alınır mı? Alırken neler dikkat edilir? Kronik problemler nelerdir üzerineydi? Ben de kısaca sizi bilgilendirmek istedim. Şimdiden iyi seyirler. Kanalımıza ilk defa karşılaşanlar için her pazar akşamı yeni bir bilgilendirme videosu yayınlıyorum. Araçların kronik problemlerinden alırken nelere dikkat edilir noktasında sizi bilgilendiriyorum ve Auto Expert'e dair sorularınızı yanıtlıyorum. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederim. Evet, bu hafta Hyundai Tucson'un 3. neslini inceliyoruz. 3. nesil Hyundai Tucson 2015-2020 yılları arasında üretildi. Hemen kısaca motor seçeneklerine bir göz atalım. 1.6 GDI 132 beygirlik atmosferik motor, 1.6 TGDI 177 beygirlik, 2018 sonrası 180 beygirlik versiyon ve 1.6 dizel 136 beygirlik versiyonla ilgili sizi bilgilendireceğim. Ülkemizde aynı dönemde 2.0 dizel versiyonu da mevcut. Fakat çok fazla bulunmadığı için videonun uzamaması adına o noktada bir bilgilendirmeye girmeyeceğim. Diğer 3 motorla ilgili detaylı bilgileri aktaracağım. 1.6 GDI motor, atmosferik motor söylediğim gibi 132 beygirlik motor. Hyundai bu motoru 2015 yılında ilk ürettiği Tucson'dan 2018 yılına kadar üretti. Otomatik ve manuel seçeneklerini sundu. Araçta 4x4 özelliği yok. Sadece 4x2 önden çekişli olarak sundu. Üzerindeki otomatik şanzıman tork konvertörü şanzımandır. Sorunsuz bir şanzıman. Diğer versiyonlarda 1.6 TGDI'da DCT şanzıman, 1.6 dizel DCT şanzıman, yani dual clutch transmission, çift karbonlu şanzıman mevcut iken 1.6 atmosferik, yani geleneksel motorda geleneksel bir şanzımanı tercih edip bizi 6 ileri tork konvertörlü şanzımanla bu aracı sundular. Söylediğim gibi 4x2 önden çekişti. Tork konvertörlü şanzımanda bir problem yok. Uzun vadeli bir şanzıman. Ancak motorla ilgili çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu motorlar 1.6 GDI motorla ilgili henüz daha 20-30 bin kilometredeyken LPG takmaya kalkıp daha fabrika garantisi devam ederken aracın motorunu arızalanmasına sebep olanlar, işte swapları yakanlar, swap erimesi problemi yaşayan insanlar çok fazla oldu. Mağduriyet yaşandı. Tabii ki yetkili bayi burada LPG sonradan takılan bir versiyon olduğu için ve dışarıda yapılan müdahale olduğu için garanti kapsamı araçları almadı ve birçok LPG üreticisi, bayisi bu konuda mahkemelik olup araç sahiplerinin motor onarımı veya değer kaybı ile ilgili bedeller ödemek zorunda kaldılar. Yani 1.6 GDI 132 beygirlik atmosferik motor LPG'yi fazla sevmiyor. Daha sonrasında ise buradaki hatalar giderildi. 1.6 GDI motorları biz LPG'li olarak görmeye başladık. Ancak söylediğim gibi ben 1.6 GDI motorlu bir Hyundai Tucson alacaksam LPG'li versiyona çekinceli yaklaşırım. Size de bu konuda dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü buradaki swap erimesi, pistonlardaki sıkıntı motor revize olmadan çözülmüyor. Birçok insan da motoru onarıp motorla ilgili tam layığıyla bir onarım yapmayıp sadece araçtan kurtulmak için motoru revize ettirip satmaya kalkıyor ve bu bilgiyi saklıyor. Burada ekspertlerin dikkatli olması gereken nokta ve bizim hassasiyet gösterdiğimiz nokta bir Hyundai Tucson veya Kia Sportage'da 1.6 GDI motorla motor daha önce açılmış mı veya açılması gereken bir durum var mı? Çok dikkat edilmesi gereken bir durum. 50 bin ve üzerindeki bir masrafla karşılaşabilirsiniz. Kısaca 1.6 GDI ile ilgili bunu söyleyeyim. 1.6 TGDI versiyon olarak en uzun soluklu motor. 2015'ten 2020 yılına kadar üretilen bir motor. Yani en uzun soluklu üretilen motor aslında ilk etapta 177 beygir, 2018'den sonra 180 beygir olarak üretiliyor. Burada farklı versiyonlar var. Şöyle anlatmak gerekirse 4x4'ü istiyorsanız 2018'den sonra 4x4 versiyonu yok. Manuel viteste bir Hyundai Tucson 1.6 TGDI almak istiyorsanız 2018'den sonra manuel versiyonu yok. Yani 4x4 olsun veya manuel olsun derseniz 2018'den daha eski modellere bakmanız lazım. 2018 sonrası tek tip Türkiye'de satışa sunulan 4x2 DCT şanzıman, otomatik şanzıman tipi dışında bir alternatif bulunmuyor. Bilginiz olsun. Bunlar da versiyonun farklı skalada sunulan seçenek. Uzun soluklu üretilen motor, en uzun soluklu üretilen de otomatik şanzıman versiyonu olarak sunabiliriz. Burada dikkat etmesi gereken nokta 132 beygir hantal versiyonken turbo destekli motor adeta deyimlerinde ise çok atak ve uçuyor. Yani performans olarak gayet tatmin edici. Ancak yakıt için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Yakıtta resmen yakıtı içiyor. İnsanlar çok memnun olmasına rağmen, donanımı üst seviye bir araç olmasına rağmen TGDI dediğimiz turbo beslemeli motorları maalesef yakıttan ötürü satmak durumunda kaldılar. Birçok insanın tek satma sebebi yakıt. Çünkü şehir içinde 10 litre üzerinde bir tüketime sahip dur kalklarda 12, 13, 14, 16 litreye kadar çıktığına ben şahit oldum. LPG çözüm mü? LPG'de iki tane dezavantaj var. Bir tanesi dediğim gibi araçla uyum problemi riski.
İkincisi ise LPG'yi taktırdığınızda 2000 euro üzerine bir maliyetlendirmesi var. Bunu da kurtarmak için en az 3 yıl araca binmeniz gerekiyor. Ortalama bir kullanıcı için tabii ki bunu söylüyorum. 3 yıldan daha az kullanırsanız tüketim değerlerine baktığımızda kendini amorti etmiyor ve siz LPG ile ilgili yaptığınız masrafı kendiniz ödemiş ve LPG kitinde yeni araç alıcısına hediye etmiş oluyorsunuz. 177 beygirlik veya 180 beygirlik versiyonda bobin ateşleme problemleri başı çeken sorunlar arasında yer almakta. Donanımsal olarak baktığımızda bütün versiyonlarda navigasyon, multimedya sistemi ile ilgili kopukluk söz konusu. Alt takımla alakalı da yine genel bir bilgilendirme bu. Alt takımla ilgili direksiyondaki boşluk, mafsal boşluğu ve arka salıncaklarda, arka amortisörlerde ses gelmesi ve sertlik durumu bütün alt takımla ilgili genel olarak görünen sorunlardan bir tanesi. 1.6 TGDI'de de versiyon olarak mevcut. Hyundai'in sevilen motoru ve ilk üretildiği dönemde 1.6 hacimdeki en kuvvetli motor olarak dünyada lansmanı yapılan 1.6 dizel 136 beygirlik motordan bahsedeceğim. İlk versiyonu 128 beygirlik versiyondu ve dünyadaki 1.6 hacimli en yüksek beygir güce sahip motor olarak tanıtılmıştı. Sonra Opel 136 beygirlik motoru geliştirdi. Renault 136 beygirlik motoru geliştirdi. Hatta bunu Mercedes'e sattı. Sonrasında Hyundai de kendi 136 beygirlik olarak güncellemesini gerçekleştirdi. Gayet iyi motor. Kafalardaki soru işareti 1.6 dizel motor 4x4'te SUV bir araçta ne kadar yeterli olur? Özellikle otomatik şanzımanla çekiş nasıldır? Yeterli midir yoksa hantal mıdır? %100 çekişi gayet iyi, performansı gayet iyi. Kesinlikle 136 beygir zayıf gelmiyor. Atak bir araba. Bunun da sebebi DCT şanzıman, yani dual clutch dediğimiz çift kavramlı şanzımanın kullanılması. Şanzıman geçişleri gayet başarılı. Araç gayet atak. Tork kuvveti yerinde. 4x4'te bence ideal bir motor olmuş. Normalde beygir gücü olarak düşük görünebilir. SUV için 130 beygir civarında bir araç dizelde sunulması düşük görünebilir. Fakat bu araçla ilgili birebir uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Dezavantajları nedir diye bakacak olursak, tabii ki düşük kilometrelerde dahi çift kavramlı şanzımanın DSG şanzımanında da olduğu veya Power Shift'te de karşılaştığımız gibi silkeleme problemi. Artı aşırı ısınma problemi, ısınmaya bağlı kendini korumaya alma veya ekranda arıza ışığı yakma problemleri söz konusu. Eğer bir DCT şanzıman, 1.6 dizel versiyonu tercih edecekseniz bu sorunları yaşama olasılığınız çok yüksek. Serviste bakım yapılan bir aracı tercih ederseniz ve araç şu anda 2019 sonrası dizeller üretildiği için hala garanti kapsamında 5 yıl garantisi var. İyi niyet kapsamında şanzımanla ilgili sorunlar giderilebiliyor. Tabii ki burada bayinin tutumu çok önemli. Burada biraz inisiyatif bayide kalmış. Siz de bakımları sürekli olarak Hyundai'de yetkili serviste yapılan bir araç tercih ederseniz DCT şanzımanla çıkabilecek arızalarda karşınızda bir muhatap bulabilirsiniz. Kısaca bu bilgilendirmeyi size yapmış olayım. Peki biraz 1.6 dizeli daha açalım. 1.6 dizel dediğim gibi 2018 sonrası, yani 2019-2020 yıllarında üretildi. Daha öncesinde dizel üretim yoktu. Dizelin üretilmesiyle beraber Tucson'ların satış hacmi de ciddi şekilde arttı, ciddi şekilde talep gördü. Böyle beklenti varmış. Özellikle TGDI motorlu yakıt tüketiminden şikayet edenler 1.6 dizel versiyonu deyim yerindeyse havada kaptılar. Hyundai Tucson'dan memnun olanlar 1.6 TGDI'den 1.6 dizele dönüş yaptılar. 1.6 dizelde hem manuel hem otomatik şanzıman seçeneğini bulmanız mümkün. Manuel versiyonlar sadece 4x2 olarak ülkemizde mevcutken otomatik şanzımanlar 4x4 olarak da sunulmakta. Dizel versiyonlarda en dikkat edilmesi gereken konu motorla ilgili problem olmadığı için şanzıman kısmı. Şanzımana özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Eğer AutoExpress'e gidiyorsanız yol testi mutlaka yapılıyor mu baştan sorun. Çünkü birçok kavramasal problemi yolda test yapılarak ancak anlayabiliyorsunuz. Onun dışında herhangi problemi yok. Donanım olarak üst seviyede araçlar. Ben de arka planda yaptığım ekspertizlerle ilgili size görüntüler paylaşacağım. Çok fazla konuşulmayan fakat benim birçok ekspertize fark ettiğim bir kronik problem var ki bana göre önemli. Bu sorun iX35'te, Kia Sportage'da, yani kardeşlerinde de önceki versiyonda da mevcut olan bir problem. Hyundai Tucson'da da var. Arka kapıların üstündeki fitilin orada su birikmesine bağlı çürüme ve paslanma oluyor.
2018 öncesinde daha fazla karşılaştığım bir problem. Siz de bir Hyundai Tucson almayı düşünüyorsunuz, arka kapının üzerinde bir çürüme, paslama var mı? Buna bakmanızı tavsiye ederim. Bunun haricinde cam tavanlara dikkat etmek gerekiyor. Cam tavan bakımı ihmale gelmez. Cam tavan mutlaka senede iki defa bakım yapılmalı ve temizlenmeli. Temizlenmediği takdirde zor açılma ve ayakların kırılması, yüksek maliyetli problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Yüksek maliyetler ödemeniz gerekebiliyor. Hyundai Tucson'la ilgili bilgilendirme videomuz burada son buldu. Siz de bir Hyundai Tucson kullanıcısıysanız yorumlarda tecrübenizi paylaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularla ilgili yorumları ekleyebilirsiniz. Bizi İzmir Auto Express YouTube kanalımız dışında Instagram ve TikTok'tan takip edebilirsiniz.